Eda ablayla Amel abi Azerbaycan mutfağından bir şey istedi. Ben yine de Azerbaycan pilavı yapmak istiyordum ama fazla pilav yiyoruz burada. Kazak pilavı falan yedik. Onlar da farklı bir şey tercih ettiler. Azerbaycan'da yazın insanlar piknik yaparken, yazlıkta olarken mangal yapıyorlar. Bir de mangala girmeyen etleri böyle buğulama, yani etlerin kendi buharında tencerede yapıyorlar. Çok güzel bir yemek oluyor. Ada şartlarına da uygun. Onu yapayım düşündüm. İyi düşünmüşsün. Ben gerçi çok tecrübeli değilim. Yeni evlendim. Yemek konusuna hakim değilim. Kadriye de sormak lazım. Benim yemeklerimden memnun mu değil mi ama. Memnun ol. Öğreneceğim şimdi senden. Ama bence yani, erkeklerin de yapabildiği yemeği olduğu için. Erkekler de çok kolay yapıyor. Yemeklerden memnunum bu arada. Öyle mi? İyi, o zaman yapmaz abi. Azerbaycan mutfağı çok zengin. Etli yemekler var, sebzeler var, hamur yemekleri var. Ben bu zamana kadar hiç hamuru açmadım. Biraz daha klasik yemekler yaptım. Evet. Ama bundan sonra erkeklerin yapacağı yemekse kadriyi sokacağım. Bu çok praktik bir yemek. Yok ya. Önce tencereye, yani bu yemeğin esas malzemesi et. Ama biz önce tencerenin dibine domatesleri dizeceğiz. Yok, domates. Yapışmasın diye bir domatesi böyle halka halka kesip tencerenin dibine diziyorum. Buna hiç yağ koymuyoruz. Koyun etinden yapıldığı için. Koyun eti zaten yağlı. Bir de bunun içerisine biz genelde kuyruk yağı, koyunun kuyruğunun yağını koyarız. Burada kuyruk yok. Sanırım biraz tereyağı ekleyeceğim. O en sonda. Şimdi böyle domatesleri koydum. Üzerine bu etleri koyacağım. Buna hiç su konulmuyor. Kendi buharında pişiyor. Arzu bak ne sordu. Ne? Diyor ki sen yapabiliyor musun? İntikam abi yapabiliyor mu Arzu abla? Bu yemeği genelde İntikam Bey yapıyor. Yazlıkta ya. Falan evet. Yani erkeklerin kolaylıkla yaptığı bir yemek. Çok rahat iş. Buraya dur. Ben hiç yapamam abi. Hiç elimde gelmiyor. Bir bak. Görecek. Bakayım. Bir tuz düz yere koyalım. Yarıya böl. Sonra halka halka kes. Bunu esasen kemikli etten de yapıyorlar. Arzu abla. Evet. İşte sen domates koydun. Bir tane domates. Katmersin diye mi? Niye? Yani sebebi? Yapışmasın. Yapışmasın, yanmasın. Mevsime göre dibine taze üzüm yaprağı da koymak olur. Hem de evet. Biraz ekşi olur. Sonra erik. Taze yeşil erik de koymak olur. O dibine değil, o içerisine. Arzu abla, ben yemek almaya geldim de. Biraz acele etmişsin. Abi kokuları hemen geldi, öyle mi? Bakmak için kaç para veriyorsun? Abi, şey böyle değişiyor. Kaç bakış açacağını göre değişiyor. Gel, otur gel. Ben tabakla geldim. Almaya mı geldin? Kokusu geldi. Yani koku gelince böyle... Biz de Azerbaycan'da diyorlar ki... Aslında güzel oluyor burada. Ben sus! Benim eşim konuşuyor. Çok güzel ya. Yemeğin tuzunu kim koyduysa o yapmış sayılıyor. Abla ver tuzunu. Bir dakika ver bakayım. Bu kadar yat ya. O zaman ben... intikam abi ama. O zaman ben de atayım biraz abi. Biraz da karabiber koyalım. Abla hiç karışsan da olur, ben öyle değilim. Abla karabiber tan ne yapmış oluyor? Vallahi karabiber. Çok kararıyor. Yeter. Daha ekleyeceğiz bütün sebzeleri ekledikten ama sonra. Ama tuz az oldu biraz. Yok, üzerine bir daha. Yemek olunca bence her şey gider ya. Yeter ki yat ben olsun. Ben baksana tabakla duruyorum hala. Şey çakmağınız mı? Etlerin üzerine çakmanız soğan mi? Koyuyoruz. Soğanlar da böyle halka halka. Domates altta bir tane koydum. Tamam, ben bir getireyim etin bir çakmak. Yapışmaması için. Sonra yine domates ekleyeceğim. Yapışmaması. İntikam abi, en zor iş senin ha. Hem otur hem bir şey yap ha. Vallahi üzülüyorum sana. Bayağı zor yani. Ama adam iter ya ondan. Amel'cim. Pardon. Bak, kalkarım. Vallahi. Ha bak, hizmedeki inceliğe bakar mısın? Sana bir şiir, sana bir şiir yazarım. Yaz abi, direkt vallahi. Oturarak yaz hem de. Zorlanma bak. Tabii Azerbaycan'da bu yemeğin daha fazla yapanlar var, uzmanlar var. Onların ahına sığınarak burada yapıyoruz, gösteriyoruz. Vallahi hem ada şartları hem de sıcak şey olduğu için
Evet. Gayet aynen öyle. Evet. Bunları koyun bakacağız. Bir de bu yemeğe aynen. Patates de zevke göre yani isterseniz koyarsanız istemezseniz koymayabilirsiniz. Yani esas olan burada et. Var ya, bunu Arzu abla fan club sayfama yazacağım ha. Amel, efendim. Ben hatta biliyor musun ne koyuyorum bro? Ne koyuyorum bro? Şey, patlıcan koyuyor, yeşil fasulye koyuyor. Ben diyeceğim boş ver, neyse ki yok kardeşim ya. Çakmak kim istemişti, intikam abisi mi? Ne? Çakmak olsun. İşte. Ha, tamam. Zor şey, buldum ya, neredeyse sence bitmiş. Sence patates yeter mi, biraz ekleyelim mi? Bir iki tane daha ekleyelim. Bir iki tane olur. 10 kişiyiz abla, hiç çekilme şey var. Abla ismi neydi? 11, 11. Bulama. Bulama. Kendi bu. Sunucu Berat Bey var ya. Hem de gelecek yani. Hem de çok tavuk pişiyor. Yani... Yani et şey değil mi? Kendi buharıyla pişiyor, kendi suyla pişiyor. Kendi buharı pişiyor da. Hem de bu biraz önce... Arzu Hanım söyledi, siz burada yoksunuz. Piknik falan yaptık da... kebaptan kalan o... kemikli etler var ya, hmm. bozulmasın diye ondan yapılır. Şey, ve kemikli evet. Etler daha tatlı olur. Şey verir. Evet. Kimin suyu oluyor abi? Valla geçen günde biz... Başka biber ekleyeceğiz en sonda. Biber ekleyeceğiz. Şimdi burada işte, yani yeşil biber koyuyoruz. İsteyen acı biber de kullanabilir. İntikam Bey genelde acı biberleri oraya doldurur. Kendisi yer, biz de bakalım. Bizde çok güzel baba... sözlü falan var. Mesela denir ki bir yemeği iki bayan yapırsa ya o yemeğin tuzu olmaz ya da tuzdan yemeği olmaz. Burada kaç hanım var bakın. Yok, o yüzden tuzunu sana koydurdum. Bir de pilav yapmadık ama Azerbaycan pilavı, Azerbaycan'da pilava süfrenin şahı derler. Düğünlerde, bayramlarda falan yapılır. Ne şahı? Sofranın şahı. Sofraların şahı. Şahı. Azerbaycan pilavının 100'den fazla türü var. Etle yapılır, sebzeyle yapılır, tavukla, turşu kavurma diyor. Hepsinin aynı isim mi? Hepsi aynı pilav mı ismi yoksa? Hep pirinç yani. Yani pirinç ve yanında tavuk yapılır, sebze yapılır. Perdeli pilav var böyle lavaşın içerisinde. Perde. Perdeli diyorlar. Mesela bizim perdem yani. Evet, lavaşın içine büktüğümüz için. Perdeli pilav dedi. Siz ayda kaç kilo pilav şey yetiyor size? ayda değil de bizde. Bizde pilav ancak özel günlerde yapılır. Evet. Mesela Nevruz bayramında tüm evlerde pilav yapılır. Ya bildiğim pilav. Ama evet. Düğünlerde en son gelen yemek pilav olur ve onu özel bir takdimatla dansla falan getiriyorlar. Anladım, evet. Herkes mesela diyor ki yani o düğünün aparıcısı var ya, Amada deriz sunucusu. Sunucusu. Düğünün Berat Bey'i. Düğünün Berat Bey'i. Diyor ki, şimdi süfreye süfrelerin şahı falan pilav geliyor. Sunuluyor öyle. Şimdi yemeğin en zor kısmını ben yapıyorum bak. Türk adası. Bir de bir şey söyleyeyim. bu tencerenin ağzına bazen... Abi niye açtın? Koyulur. Öyle. Lavaş. Evet. Ki buharı içinde olsun. Ama ada şartlarına. Bir yarım saat içinde bir şey pişecek. Hatta 20 dakika yarım saat. Sen bir yarım saat böyle bekle. 20 saat sonra geliyorum artık. Bulamamız da hazır. Ben sabah bunu bekliyordum abla biliyorsun. Vaaay! Ödül oyunu kazanmamız da iyi oldu ya. Sizi sevdiğimiz için zaten sevdik. Hani bize çok güzel gözüküyor abi. Öyle mi? Bir de paylaşmak güzel değil mi? En güzel yok. Allah bizi birbirimize çok görmesin. Allah Türk'ü korusun. Amin. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Amin. Amin. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkürler.